Nİİ'de Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyeni Fatma Tapsız beslenme uyarılarında bulundu. Tapsız özellikle okul döneminde çocukların hastalığa yatkınlık seviyesinin arttığına dikkat çekti. Merhaba, ben diyetisyen Fatma Tapsız. 2023-2024 eğitim yılı pazartesi günü çalan ilk zille başladı. Bu süreçte çocukların büyüme ve gelişmeleri çok hızlıdır ve beslenme çocukların bedensel ve zihinsel gelişiminde çok önemli bir yer tutar. Özellikle okula yeni başlayan 6-12 yaş arası çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kronik hastalıkların önüne geçilebilmesi açısından çok önemlidir. Özellikle günün ilk öğünü olarak kahvaltı, sağlıklı, proteinden zengin bir kahvaltı ile öğrenme ve bilişsel işlevlerin arttığı bilinmektedir. Kahvaltı öğünün atlanması durumunda halsizlik, yorgunluk görülürken konsantrasyon düşüklüğü ve verilen bilgilerin hatırlanma performansında düştüğü görülmüştür. Bu bağlamda çocukların mutlaka okula kahvaltı yaparak gitmesini tavsiye ediyoruz. Kahvaltı öğüne yerine tüketilen pastane ürünleri, gün içerisinde tüketilen abur cuburlar, fast food ürünler, yüksek kalorili fakat boş enerji kaynaklarıdır ve maalesef obeziteye yol açabilir. Bu durumda çocukların sağlıklı beslenme alternatiflerine yönlendirilmesi çok önemlidir. Bu konuda ne yapabiliriz? Çocuklara beslenme çantaları hazırlayabiliriz. Yaş veya kuru meyveler, yanına kuru yemişle beraber, içecek olarak süt veya ayran okulda ara öğünlerde tüketilebilir. Aynı zamanda hazır meyve suları da paketli gıdalarla beraber tüketilmemesi gereken grup içinde yer almalıdır. Hazır meyve suları yerine taze meyve sularını tercih edebiliriz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Taze meyve sularında bir bardak meyve suyunu sıktığımız zaman gün içerisinde tüketilebilecek meyvenin üzerinde meyve tüketiyor olabiliriz. Buna dikkat etmeliyiz. Bu dönemde çocuklar için su tüketimi de çok önemlidir. Çocuklarımızın beslenme çantalarının yanına onların ilgisini çekebilecek suluklar koyarak su içmeye teşvik edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Çocuklarımıza okulunda başarılar dilerim.